Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sandıklı yöresinin anne bisküvisi tarifini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir bisküvi, kıtır kıtır, çok da lezzetli. Mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Şimdi hep beraber başlayalım. Önce malzemeleri tanıtıyorum. 4 yumurta, 4 fincan şeker, 3 fincan sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 fincan yoğurt, 2 fincan ceviz, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, üzerine serpmek için 1 miktar susam. Unu ölçülü kullanacağım. Burada elenmiş 6 bardak un koydum. Tarifler bölümüne de ne kadar un gittiğini yazacağım. Önce yumurtamla şekerimi mikserde çırpacağım. Sonra malzemeleri ilave edeceğim. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Fincan şekerimizi yumurtalarımıza ilave ederek bunu köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpacağım. Yumurtamızla şekerimizi bir güzel çırpıyorum. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi ilave ediyorum. Çok güzel çırptık. Köpük köpük oldu. Gerçekten ben bu bisküviyi arkadaşım getirmiş. Yedim, o kadar güzel, o kadar güzel ki. Bu arada kanalıma abone olmak isterseniz çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. Yoğurdunu koyuyorum. Cevizini en son hamuru yoğurduğumuza koyacağım. Şu anda tereyağını koyuyorum. Ben tereyağını biraz eritmekte zorlandım. Oda sıcaklığında olursa çok daha güzel olacak. Ben buzdolabına direkt getirip koymuştum. Malzememiz karıştı. Şimdi ununu azar azar ilave edeceğim. Unumuzu daha önce elemiştim. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karbonatımızı ilave ediyorum. Ve unu ilave ediyorum tekrar. Burada 6 bardak unumuz vardı. Yetmezse tekrar ilave edeceğim. Altı bardak unum denk geldi. Yine de siz ölçülü koyun. Gerçekten çok güzel bir bisküvi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hiç bayatlamıyor. Bir ay bile kalsa hiç bayatlamıyor. İçinde karbonat olduğu için. Hafif ele yapışan bir hamur oldu. En sonunda cevizini ilave ediyorum. Elime yapıştığı için arada elimi yağlayarak şekil vereceğim. Çünkü sert yaparsam, elime yapışmasın diye ununu fazla koyarsam da sert olur. Bunun özelliği böyle ele yapışan bir hamur olması. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu rahat çalışabilmek için küçük parçalara ayıracağım. Parçaya böldüm hamuru. Böyle uzun rulolar yaparak şekiller vereceğim. Şu anda hamurumuzu yuvarladım. Hafif inceltiyorum.
bisküvi şeklini vereceğim. Arkadaşlar ben yumurtanın dördünü de bunun içerisine kırdım. Aslında bir tanesinin sarısını ayırmam gerekiyordu. Üzerine sürmek için. Şu anda aklıma geldi. Artık ona yeni bir yumurta kıracağım. Siz yaptığınızda da bir tanesinin sarısını ayırın. Pişman olmayacaksınız. Bisküvimi. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hiç bayatlamadan. Tepinceye kadar tazecik duruyor. Hamurumuza şekil veriyoruz. Kenarlarını alacağım. Hoş görünmedi. Daha öncekilerini almamıştım. Evet, böyle daha güzel oldu. Hamurumuzu çok güzel yaptık. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurtayı sürünce çizgilerimiz kapandı. Onun için bir de yumurtanın üzerinden yapıyorum. Siz yaparken sadece yumurtanın üzerinden yapabilirsiniz. Ben unuttum onu, un kurabiyesi gibi düşündüm bir anda. Şimdi susamını ekiyorum üzerine. Şimdi fırına göndereceğim. 20-25 dakika gibi bir sürede pişiyor. Takip etmek de gerekiyor. Arkadaşlar, anne bisküvilerimiz fırından çıktı. Çok sıcak. Ama gerçekten de çok güzel pişmişler. Evimizi de mis gibi bir koku sardı. Şöyle göstermek de istiyorum size. Biraz sonra soğuduktan sonra servis tabağına alacağım. Gerçekten de çok güzel bir bisküvi oldu. Bisküvimizin içini de bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, kıtır kıtır bir bisküvi. Mutlaka deneyin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanızı, beğenip yorum atmanızı çok isterim. Mutlu olun, mutlu kalın, hoşça kalın.